Merhaba arkadaşlar. Gene sevindirici bir haberle birlikte sizlerle buluşuyorum. Şimdi biraz da heyecanlıyım açıkçası. Hemen yumurtaları almam gerekiyor. Işığı açmadım. Şu anda çok fazla yumurtalar görünmüyor. Aşağıya iki tane meleği ayırdıktan sonra iki çift daha eş tutmaya başladı burada. Onlar da yumurtladılar. Şimdi hemen ben kalan yumurtaları alacağım. Devamında videonun size açıklayacağım ne oldu ne bitti. Bayağı yumurtlamışlardı açıkçası. Çoğu mantarlaştı. Mantarlaşanı yediler. Tahminen bir 15-20 tane falan yumurta kaldı şu küpün üstünde. Şu anda fazla korkmasınlar diye yaklaşamıyorum. Çünkü hemen yemeye başlıyorlar önceki tecrübelerimden. Şimdi ben hemen şunun küpü alayım, aşağı indireyim hobihaneye. Orada videoya devam edip anlatacağım size hepsini. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, işlemleri bitirdim. Şimdi rahat rahat konuşabilirim. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane yumurta var. Tahminen bir 10-15, en fazla 20 tanedir diye tahmin ediyorum. Onları aşağıya indirdik. Şimdi olayı anlatayım ben size. Biliyorsunuz iki çift meleği aşağı indirmiştim. Birinci çift bunlar. İkinci çift de bunlar. Buraya indirdik. Şimdi bunların ikinci parti, yani ilk parti yumurtalarını kurtaramadık. Hiç yavrulamadık. İkinci partiden birkaç tane yavrusu var. Onlar da bu akvaryumda. Hareketlendiler hatta. Şöyle göstereyim. Bir tanesi şurada yüzüyor. Tabi bu kadar nasıl net diyeceğim bilmiyorum ama şu anda çok küçük olduğu için onu herhalde net diyemeyeceğim. Hareket eden bir tane canlı var. En azından görüyorsunuz. Bunun gibi birkaç tane daha yavru var. Bir tane şurada var. Yani bu bayağı netlendi şu anda. Böyle bir 10 tane falan bu partiden yavru kaldı. Şu mantarlaşan yumurtaları da görüyorsunuz. Şimdi birazdan temizleyeceğim onları. Arkada da bir tane yavru var bakın. Hatta hareket ediyor. Yani bir 10 tane falan bu partiden yavru kaldı. Şimdi bu parti yavruların çıkmama sebebini şöyle yorumluyorum. Çünkü videolardan hatırlarsanız birçok yumurta doluydu. Çok az mantarlaşan vardı. Sonra dolu yumurtalar birden bozuldu. Şurada da bir tane yavru hareket ediyor. Onu gördüm, hemen göstereyim. Şimdi havalar yavaştan soğumaya başladığı için, ısıtıcı olmadığı için yumurtaların bozulduğunu tahmin ediyorum. Şimdi idareten, hatta arkadaşımdan bir ısıtıcı aldım. Hemen taktım. Şu yeni yumurtalar en azından bozulmasın diye. Isıtıcı hemen 15-20 dakika içinde suyu ısıtıcıdan tahmin ediyorum. Düşüncem o. Çünkü birçok yumurtası doluydu. Videoda da siz de hatırladığınız gibi. Havaların soğumasıyla, yani gündüz gece ısı farkı oluşmaya başladı. Ondan kaynaklı olarak da yumurtaların bozulduğunu ve yavruların çıkmadığını tahmin ediyorum. Çok az yavru, artık dirençli yavrular diyeyim, hayatta kalabildi. Şuradaki yavru da sürekli yüzüyor gördüğünüz gibi. Maşallah. Maşallahlarınızı eksik etmeyin siz de arkadaşlar. Şimdiki bu parti olayda yumurtalar burada. Yukarıda şimdi iki çift daha eş tuttu. Gördüğünüz gibi bir tanesi yumurtladı zaten hemen. Yani üçüncü çiftin ilk yumurtası bunlar. Şöyle tekrardan yakından. Burada da bayağı çoktu açıkçası. Dün akşam üstüne doğru yumurtlamışlardı. Birçoğu bozuldu. Ama bu sefer bu çift sanırım iyi bir bakıcı olacak gibi tahmin ediyorum. Mantarlaşanları yediler, geri kalanını bıraktılar ve korumaya devam ettiler. Ama dediğim gibi karma akvaryumda stresten hiçbir şekilde dayanmıyor yumurtalar. Biraz daha dursa yerlerdi büyük ihtimalle. Diğer çift daha yumurtlamadı ama onlar da bir köşeyi sürekli temizliyorlar. Bugün yarın onlar da yumurtlarlar. Şimdi sevindirici haberin ikinci habere gelelim. Geçen günlerde izlediğiniz Cüneyt abinin üretimhanesine gittik, beta üretimi. Üretimhanesine. Cüneyt abi sağlık sorunundan dolayı bir kısa süre ara verecek. Ve ondan çok güzel bir tane set var. Onu buraya getireceğim. Böyle akvaryumları küçük küçük. Mesela bu boyuttan biraz daha büyük setinde 3 tane akvaryum var. 3 bölmeli değil, 3 ayrı ayrı akvaryum var. Tam meleklerin üretim boyundaki akvaryumlar. Şimdi ben onları işte önce temizleyeceğim, sonra taşıyacağız, buraya getireceğiz.
O işlemlerin hepsini zaten gösteririm. Toplamda 5 çift meleğim olacak. Yani şu anda 4 çifti eş tutmuş halde. Bir tane daha dişimiz var ayrıca. O da bir tane erkek beğendikten sonra o da eş tutacak. O setlerde dediğim gibi bir sırada 3 tane akvaryum var. İki sırası aynı şekilde. 3 3 6 tane akvaryum olacak. En alt kattaki akvaryumlar da ikiye bölünmüş halde. Daha yani bundan daha büyük bir akvaryum ama ikiye bölünük. Orası da süper işime yarayacak. Dediğim gibi o setleri getireceğim. Bütün videoları aşama aşama gösteririm. Şimdi gösterdiğim gibi şu çiftimizin yavruları burada. Tekrar göstereyim. Şurada bakın 4 tanesi şu anda görünüyor burada. Şöyle bir netlemeye çalışayım buraya. Aynen. 3-4 tane yavru burada var. Tahminime göre bir 10 kadar yavrusu var. Arkada da var şu anda. Neyse çok küçükler görünmüyorlar. Bu çiftimiz ise bunların en büyük yavruları burada. Bayağı artık melek oldular. Gördüğünüz gibi. Kendilerini kurtardılar. Güzel güzel büyüyorlar. Keyifle bakıyoruz biz de onlara. Şu anda benden yem istiyorlar. Hatta bakın maşallah şu değişik bir renkli çıktı. Büyüdükçe renkleri de değişiyor. Bunların da şöyle son durumlarını sizlere göstereyim. Çünkü bayağı güzel bir hale geldiler. Her gün Artemia ile besliyorum ben bunları. Ve bunların sonraki parti kardeşlerini göstereyim. Şimdi onlar bayağı küçük kaldı açıkçası. Onu da anlatayım size. Şöyle bakın, bunlar daha melek haline gelemediler. Yaklaşık bir aylık falan aslında bunlar ama diğer az önce gösterdiğim yavrular bir aylıkta bayağı melek haline dönüşmüşlerdi. Buradaki sebep de aynı şekilde, bakın şurada daha kalabalık görünüyorlar. Isıtıcı olmadığı için soğuk havalardan biraz kaldılar. Geç geliştiler. Şimdi ben 3 tane daha sipariş edeceğim, ısıtıcı. Grup halinde de yüzüyorlar, çok güzel görünüyor. Bütün akvaryumlarıma ısıtıcı takacağım çünkü havalar soğuyor. En azından gece gündüz farkı oluştuğu için sıkıntı balıklar için. Gelelim bir habere daha. Şimdi bakın arkadaşlar, bu çiftim ve diğer çiftim yavaş yavaş tüp çıkarmaya başladılar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Edindiğim tecrübelere göre bir 2-3 gün içinde bunlar da yumurtlamaya başlar diye tahmin ediyorum. 2-3 gün olmasa da bir hafta içinde yumurtlarlar. Bunlarda da aynı şekilde tüp çıkarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi bakın. Alt bölgelerindeki tüpleri görüyorsunuz. Özellikle yakından çekeyim sizler için. Hatta bundaki daha fazla gibi. En geç dediğim gibi bir hafta içinde, en yakın 2-3 gün içinde bunlar tekrar yumurtlayacak diye tahmin ediyorum. Bakalım ne yapacağız? Yani yumurtaları yanında mı bırakayım, ayırayım mı? Açıkçası daha ayırabileceğim yer yok. Ama hemen 2-3 gün içinde yumurtlarlarsa büyük ihtimalle şuraya toparlayabilirim bütün yumurtaları. Çok fazla gün farkı oluşmayacak. Sadece şu yavrular birazcık büyük kalacak ama onlar da şu anda diğer yumurtaları rahatsız edebilecek boyutta değiller. Ama diğer set geldiği zaman çok rahatlatacak beni. O set geldiği zaman da bütün melek işini orada halletmek istiyorum açıkçası. Yani şuraya gelecek. Şimdiden boş yerini gösterelim. Before after yaparım belki o zaman da. Önceki hali sonraki hali diyerekten. Yani orada nasıl olacak şimdi? 6 akvaryum, 7-8 akvaryum olacak. İşte bunun hemen 4 çiftine 4 akvaryumunu kullansam 4 akvaryum boşta kalacak. Ve onları da yavruları toparlayabilirim. Sonraki aşamalarda da bu akvaryumlar kısmen boşa çıkmış olacak. Ya en azından birçoğu. Orada da fil kulakları buralara aktarmayı düşünüyorum. Molileri belki bir çift, yani biraz daha buralara taşıyabilirim. Neyse onlar sonraki süreçte, şu anda tam kafamda oluşmayan planlar. Yapmayı düşündüğüm şeyler. Yani olaylar hızlı gelişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Birdenbire daha hiç aklımızda yokken bir sürü meleğimiz oldu. Yumurtlamaya başladılar. İşte bu seti yeni yaptık. Bunların videolarını hep paylaştım sizlerle.
Aynı şekilde fil kulaklar falan çok güzel gidiyor. Geçen günlerde onların da videolarını paylaştım. İzlemişsinizdir belki. Yeni doğanlar, en güzel çiftimin doğan balık yavruları falan var. Bakalım maşallah, Allah'a şükür her şey yolunda gidiyor. Bir tek vatozlardan daha istediğim gibi verim alamadım. O işte de sabır işi. Bu balığın hepsi sabır işi sonuçta. Bakalım, sabırla bekliyoruz. Bugünlük güzel gelişmeler anlattığım gibi bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben de açıkçası bayağı heyecanlıyım. Heyecanlı heyecanlı anlattım size. Her olan olayı anında sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü biliyorsunuz bunu. Şöyle yan durmuşken tüpünü tekrar detaylı göstermeye çalışayım size. Bunun çok fazla çıkmamış. Diğer beyazlara çok fazla dediğim gibi. Bakalım bir yumurtlasınlar. O anki duruma göre ne yapacağımı karar veririm. Yumurtaları yanında mı bırakacağım, ayıracağım mı? Şu anda açıkçası çok fazla bilemiyorum. Biraz şu yumurtaların heyecanı içindeyim şu anda. Tekrar göstereyim size bunları. Bu arada bunların çifti mükemmel çift oldu. Mükemmel çift oldu derken hem işte mantarlaşanları yiyip sağlamları bırakmasından dolayı çok hoşuma gitti. Hem de tri color çift oldu direkt. Yani orijinal bir çift oldu bunlar gibi. Hatta onlar daha renkleri kırmızı kırmızı gibi sanki. Onları da eş halinde aşağı indirince detayı zaten gösteririm size. Dediğim gibi tri color çiftim ilk çiftimizde olmuş oldu. Bunlar gittiler kafalarına göre farklı türlerde birbirlerine eşleştiler. Biri tri color, biri siyah marble. Ama yapacak bir şey yok. Bunları da ayıramam şimdi. İlk göz ağrımız. Sonraki süreçlerde bakacağız artık duruma göre. Kendilerince hangi eşleri seçtiyse şu anda onlara göre üretim yapacağız. Sonra daha profesyonel bir üretim işine girmeye düşünürüz artık. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Şöyle videoyu ben yavrularla kapatayım. Bunların görseli daha güzel açıkçası. Kıpır kıpır küçük küçük melekler. Bunlar da 2 aya yaklaştılar artık. 60 günlük falanlar aşağı yukarı. Hobi Annem kanalına aşağıdaki abone butonuna tıklayaraktan abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'dan kanalımı takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook grubuna kendi eklediğim videoların dışında internette Facebook'a denk gelen güzel eğlenceli videoları da paylaşıyorum. Kanalımı Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Yıllardır aktif olan www.irfansklorosas.com sitesinde Kanarya ile ilgili arkadaşlar birçok video, fotoğraf, makaleye, bilgiye ulaşabilirler. Ve son olarak bu paylaştığım videoları sizler de sosyal medya hesaplarınızdan veya istediğiniz platformlardan, forumlardan paylaşabilirsiniz. Bu sayede kanalımdan ve videolarımdan haberdar olmayan, hobiyle ilgilenen daha çok insan kanalımdan ve videolarımdan haberdar olmuş olabilir. Bu şekilde paylaşımda bulunan arkadaşlar için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videolara görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.